Merhaba ben Burak, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Umarım kendinizi iyi hissediyorsunuz ve her şey yolundadır. Bugün sizlerle 5 kartlık Raytech 3060 rig kurulumu yapacağız arkadaşlar. Bütün parçalarım önümde ve her şey hazır. Tabii şöyle metal rafım falan hepsi hazır. Hepsini tek tek size göstereceğim ve anlatacağım. Ekran kartlarının hemen hemen hepsini yeni aldım. Elsa'ları çok önce almıştım. En son 10 gün önce Galaxy marka 3060 ekran kartları aldım. Bir tane de Palit marka bir ay önce ya da 2 ay önce Palit marka ekran kartını almıştım. 5 tane 0 ekran kartım var diyebilirim Elsa'ları saymazsak. Galaxy markalar da gayet güzel. İkisini 10 gündür yanımda çalıştırıyorum. Ama rig toplamam gerekiyordu. Çünkü 5 tane oldu ve benim ana kartım internet kafemden çıkma 5 kartlı bir slot 5 ekran kartlı, slotlu bir anakartım var. Bunu kullanmak istiyorum ben. Hemen size parçaları tanıtmak istiyorum. Ben bu sistemi neyle besleyeceğim hemen size söylemek istiyorum. 1200 wattlık bir server güç kaynağım var. Ve şu an ekranda gördüğünüz gibi hemen hemen bütün riglerimde server güç kaynağı kullanıyorum. Şu an balkonda 3 tane rigim de 1200 wattlık server güç kaynağı var. Ve tabii 3060'da farklı bir güç kaynağı var. 1600 wattlık. Ona 2 tane 1200 wattlık takmam gerekiyordu. Ama elimde 1200 wattlık 2 tane fazladan güç kaynağı olmadığı için onu farklı bir güç kaynağıyla besliyorum. Ama balkondaki gördüğünüz gibi ekran kartlarının yani riglerimi server güç kaynaklarına geçiyorum ve geçtim. Şimdi bu server güç kaynağını Berk Bey'den, Berk Aslan'dan tedarik edebilirsiniz. Ve kendisi üstüne bu şekilde tarih atıyor. Garantisi için bu board 0 geliyor. Kablolar da 0. Sadece bu ürün ikinci el. Yani server güç kaynağı ikinci el. Onun da garantisi var. 1200 wattlık. Bunu %90 verimliliğe kadar kullanabiliyorsunuz. Ben 1,5 yıldır balkonda az önce gösterdim 1,5 yıldır bu güç kaynağını kullanıyorum. Hiçbir sorun yaşamadım. Gayet güzel çalışıyor. Şu şekilde tabii ki bunu beslemeniz için bir tane 50 TL'lik ya da 100 TL'lik ATX güç kaynağı kullanabilirsiniz. Gene versiyon 0.9 bir riser'ımız var. ATX güç kaynağımız var. Şimdi tekrar söyleyeyim, eğer bunu bir ATX güç kaynağı takmak istemiyorsanız, şimdi bu yukarıda göreceksiniz. Size daha önce söylemiştim, tek güç kaynağından iki tane anakart nasıl beslenir diye, yani işlemcilerim için beslenir diye bir tane video çekmiştim. O videoda bir aparat var. O aparatı alıp direktmen anakarta takıp anakartı da server güç kaynağından besleyip hiç ATX güç kaynağı kullanmayabilirsiniz. Yani o videoyu izlerseniz zaten ne dediğimi anlayacaksınız. O parçayı anakarta takıyorsunuz. Daha sonrasında da parçadan çıkan kabloları server güç kaynağına taktığınızda hiç ATX güç kaynağına gerek kalmadan tek bir güç kaynağı hem anakart hem de ekran kartlarını besleyebilirsiniz. Şimdi ben bu güç kaynağını seçmemde çok çok daha önemli bir olay var. Şimdi 5 ekran kartım olduğu için 5 tane, burada 12 tane çıkış var. 5 tanesini ekran kartlarına vereceğim. Diğer 5 tanesini riser'ları besleyeceğim. Yani riser'ları Molex'ten ya da SATA'dan beslemek derdim yok. Kablonun erimesi gibi hiçbir sıkıntı olmayacak. Zaten kablolar 18 AVG. Fiyatını dediğim gibi Black Bay'den öğrenebilirsiniz. Açıklama kısmına telefon numarasını ekleyeceğim zaten. Evet, diğer ürünlerim 2 tane ESA 3060 ekran kartım var. 2 tane Galaxy 3060 ekran kartım. Bir tane Palit 3060 ekran kartım var. Dediğim gibi riser'lar bu şekilde. Tabii neye kuracağımıza gelelim. Şimdi şöyle görüyorsun, metal bir raf sistem var. Bunu ben diğer raf, bütün rigleri bunlardan kurmuştum ben. Niye böyle bir şey yapmıştım? Bunun içinde gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 tane raf çıkıyor. Yani 4 tane rig kurabiliyorsunuz. Bunu ben geçen sene ya da 1,5 sene önce 190 TL'ye almıştım. Şimdi bunun da linkini bırakırım istiyorsanız açıklama kısmına. 450 480 TL mi ne olmuş bu? Bayağı bir fiyat artmış ama dediğim gibi 480 TL'ye 4 tane rig kurabiliyorsunuz. Yani rig başına 100 TL'ye falan geliyor. O da gayet makul. Şimdi hemen rig kurulumuna geçmek istiyorum. Şu daha fazla uzatmayacağım. Önce rafımı kuracağım. Rafı kurduktan sonra da ekran kartlarını ve diğer montajları yapacağım. En sonunda da zaten flash diskim var. Flash diskime de HiOS'u kurduktan sonra ya da hard disk'i de kurabilirim. Nasıl istiyorsanız kuruktan sonra kurulumu tamamlayacağız. Şimdi şöyle bir parça var elimde. Bu geçen jaluzi kırılmıştı. Normalde bu rafı yanlarını ekran kartlarını tutturmak için bunu kullanmıştım. Şöyle köşe bent var. Hırvatçı'ya gittiğinizde alüminyum köşe bent dediğinizde şöyle size bir köşe bent derecektir. Bu biraz parça az. Bunu normalde bir boyu kullanıyordum ben. Jaluzi
kırıldı. Jalüzi kırıldıktan sonra da şöyle parça çıktı. Ben bu parçayı, bir tane de şöyle bir parçası var. Bu parçaları değerlendireceğim. Yani geri dönüşüm olsun diye atmak istemedim. Ve bunu bir şekilde artık bu rafa tutturup değerlendirmiş olacağım. Hemen masa üstünü boşaltmak istiyorum. Boşalttıktan sonra da önce metal rafımızı kuralım. Metal rafı kurduktan sonra da ekran kartlarımızın montajını yapalım. Evet, metal rafın kurulumunu tamamladım. Tabi biraz uzun sürdü ama hızlı bir şekilde bunu atlayacağız, geçeceğiz. Şimdi bu jalüzden çıkan parçaları şuraya takacağım. Şimdi böyle bir şey, şöyle bir şey var. Diğer aldığım metal raflarda her dersen 5 ya da 10 santimde bir delikler vardı. Ama bunu da öyle yapmamışlar. Eşit parçaları bölmüşler. Böyle daha kötü olmuş aslında. Yani biz mesela ben şu an şuraya bir parça atmam lazım. Yani şöyle ki ekran kartlarını bir de şöyle bir parça atıp ekran kartlarının üstüne koyup düşmesin diye. Bunu da öyle bir şey nasıl yapacağım bilmiyorum. Biraz saçma olmuş. Yani bir de anakart falan da var. Yani bu kadar aralık yetmeyecek. Biraz evet bu önceki aldıklarıma benzemiyor. Daha kötü. Delikler çok az. Nasıl ayarlayacağız bilmiyorum. Ama hemen devam etmek istiyorum ben. Metal raf sistemini topladım. Ve elimdeki parçalarla şu demiştim jalüzden çıkmıştı diye şöyle iki tane parçayı kestim uzundu. Kestikten sonra buraya ve buraya montajladım. İnanılmaz güzel oldu. Yani elimizdeki fazla malzemeyle atacağımız çöple diyebilirim yani bunu atacaktım ben. Değerlendirmiş oldum. Şimdi bunları ekran kartlarının üstüne koyacağız. Daha sonra deliklerini açacağım bunların üzerine. Delikleri açtıktan sonra işimiz biraz daha rahatlayacak. Evet, delikleri açtım. Az önce gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Hemen ekran kartlarını takmak istiyorum. Evet, ekran kartlarının montajını yaptık. Gerçi riserları takabilirdim. Daha öncesinde. Ama riserları takmayı unuttuk. Hiç problem değil. Hemen devam edelim. Evet. Parçaları taktık. Anakartımız yere temas etmeyecek artık. Gerçi 4 tane az geldi. 2 tane daha olsaydı şuraya takardım ama bende de kalmamış.
Actraiser'ları taktım. Normalde anakartın bu kadar yakın olmasını istememiştim ben arkadaşlar. Ama dediğim gibi şurada raflarda sadece belli başlı yerleri delik atmışlar. Benim balkondakiler, videonun başını izlerseniz her 5 ya da 10 santimde bir delikler vardı. Normalde şunu bir kat daha aşağı indirmek lazım. Aslında delik açabilirdim ama çok uğraşmak istemedim. Bu şekilde de şimdi görecekler. Eğer bir sıkıntı olursa, bir sorun olursa şunları aşağı alıp biraz daha şunu aşağı indirebilirim. Ama şu an bu şekilde kullanmak istiyorum. Evet, riserları taktım. Diğer uçlar vardı yani şu şekilde. Yandan takabiliyorsunuz. Dik olmadı zaten. Siz de fark ettiniz. Yandan takmak zorunda kaldım. Herhangi bir sorun yaşamadım yandan taktığım için. Allah'tan elimde o çoklayıcı yani şey varmış. Evet, şimdi yapacağımız işlem güç kaynak ekran kartlarının power'larını takalım. Evet, şu şekilde göstereyim ben. Bunu bu şekilde montajını yapıyoruz. Ve bütün ekran kartların ve riserların güç kablolarını buna bağlayacağız. Ve daha sonra beslemiş olacağız. Ondan sonra anakartı beslemek için ATX güç kaynağımız var. Dediğim gibi 50 TL, 100 TL çok ucuza bunu temin edebilirsiniz. Yani 200 Watt, 150 Watt, 300 Watt herhangi bir güç, ATX güç kaynağı olur. Evet arkadaşlar, kurulumumuz bitti. Aslında çok zorlanmadım ama video çekerken ister istemez biraz şey sıkıcı olabiliyor. Ama tabii ben hızlı bir şekilde buralara atlayacağım. Evet, bütün güç kaynaklarımızın yani bütün ekran kartı güç girişlerini taktık. Riser'ların güç girişini taktık. Hepsini de server güç kaynağından besledik ve 18AVG olarak ne SATA'dan ne de Molex'ten beslemedik. PCIe çıkışından gördüğünüz gibi. Çok güzel oldu. Kartlarımız çok iyi oturdu yerlerine. ATX güç kaynağımı buraya koydum. Server güç kaynağımı ortaya yerleştirdim. Soketleri tekrardan kontrol ettim. Aynı şekilde startı vermeden önce bunları da kontrol edeceğim. Evet, işin büyük kısmı bitti diyebilirim. Bundan sonra yapacağım iş hard diske HiOS kurmak. HiOS kurduktan sonra da işçi oluşturup direktmen startı vermek olacak. Evet arkadaşlar, kurulumu yaptık. RTX 3060 5 tane ekran kartının kurulumunu yaptım ve şu an önümde duruyor. Ve bütün parçalar takıldı. Server güç kaynağım takıldı. ATX güç kaynağım var. 5 tane ekran kartı, riserlar, işlemci, anakart. Zaten anakartım eskice söylemiştim size. Hepsini taktım ama daha start vermedim. Şimdi ne yapacağız? Biliyorsunuz şurada görebilirsiniz. HiOS Rehber diye bir video çekmiştim ben size. Ve zaten kısaca burada da bahsedeceğim nasıl yapacağımızı. Tabii bekletmek istemiyorum yüce. Ben de yoruldum, biraz uzun sürdü. Tabii siz kısa izleyeceksiniz ama biraz uzun sürdü. Şimdi ben HiOS'umu normalde hard diske kurdum. Hard diske nasıl kurulur diye videosunu çekmiştim, onu da görebilirsiniz. Ama kısaca tekrardan hard diske ya da flash'a nasıl kurulur onu göstereceğim. Daha sonra da bir şey oluşturalım istiyorsanız, işçi oluşturalım. İşçi oluşturduktan sonra da startımızı verelim, fişi takalım ve çalıştıralım. Evet, ana panele geldikten sonra şurada artı var, görüyorsunuz. Artıya tıklıyoruz. Add Worker yani işçi oluştur diyorum ben. Şuradakine tıklıyoruz. CPU, GPU, HDD diyor. Ona tıklıyorum. Daha sonrasında Connect Exit diyorum. Daha sonra size göstereceğim zaten. Connect Exit dedikten sonra bakın bize burada işte RIC ID ve şifremizi verdi. Biz burada setting kısmına geliyoruz. Rig junk dosyasını tıklayıp kurduğumuz flash'ın içine atıyoruz. Flash'a nasıl kurulum yapıyoruz? Hemen onu göstereyim. Evet, hiveon.com sitesine giriyoruz. Burada da os sekmesi de yani slash os yazmış. Install diyorum arkadaşlar. Install dedikten sonra
Bakın beta imaj var, normal GPU imaj var. Biz normal GPU imaja zipini tıklıyoruz arkadaşlar. Zipi indiriyoruz makinamıza. Zipi indirdikten sonra alt tarafta nasıl yazacağımızı söylüyor. Rufus'a giriyoruz. Rufus'a tıklıyoruz. Rufus'u indirdikten sonra buradaki indirdiğimiz imajı direktmen Rufus ile flash'a yazdırıyoruz. Flash'a yazdırdı. Flash'ımız açıldı dosyamız. Dosyamız açıldıktan sonra da RigConf dosyasını flash'ın içine atıyorum. Dediğim gibi bunu daha önce ben anlatmıştım size. Videoları da sol üst sekmede ekleyeceğim zaten. Evet. Kurulum bu şekilde. Tabii ben bunu daha sonra sileceğim zaten. Şimdi yapmam gereken fişi takacağım ve start vereceğim. İnşallah herhangi bir sıkıntı olmaz. Bismillah diyorum. İnşallah herhangi bir kısa devre falan yoktur. Gerçi kontrol ettim ama bakalım. Bismillah. Bütün ekran kartlar dönüyor. Riser'ların bütün ışıkları yanıyor. Mavi ve kırmızı ışıklarımız yanıyor. LAN ışığı gelmedi sadece. Ethernet ışığı hala yanmadı. Evet, şu an mesela LAN ışığı yanmadı. Yani Ethernet kablosunu taktığımız anakartın üstündeki sarı yeşil bendekiler herhangi bir işlem yapmadı. Yani şu an tek düşüncem hard disk ile ilgili bir sıkıntı var. Yani hard diskten reboot etmedi, başlamadı da diye düşünüyorum. Ya da işte bir tek tek takıp denemedik. Hepsini aynı anda taktım. Onunla ilgili bir sıkıntı olabilir. Gene biraz bekliyorum. Yok, yanmadı LAN ışığımız. Hemen şimdi mecbur ne yapacağım şimdi? Montör takacağım. Montörü de buraya alacağım. Bakalım sorunumuz neymiş. Ama öncesinde şöyle yapmak istiyorum. Bütün riser'ları bir sökelim. Evet, şu an LAN ışığı yandı. Demek ki riser'lardan, yani ekran kartlarından bir tanesinde bir sıkıntı var. Ne yapacağız? Tek tek takmam gerekiyor. Evet, şu an ekranı bağlamayacağım ben. Evet, ilkini taktığımda yandı. Onda bir sıkıntı yok zannedersem. Şimdi ikincisini takmak istiyorum. Şu an yanmadı. Evet. Şimdi şunda bu hangi ekran kartı oluyor bakalım. Evet, şunda bir sıkıntı var. Şimdi şu ucu değiştireceğim. Bakalım şu anakarta giren PCI uçtan dolayı mı yapıyor böyle? Evet, ışık yandı. Demek ki şunda bir şu bozuk. Şunu hemen atıyoruz. Yani bu zaten ucuz bir parça. Ya ucuz bir parça derken sistem çalışmamasını engellediği için şunu hemen çöpe atıyoruz. Hiç şey yapmıyoruz. Şimdi diğer riser'ları takalım. Evet, LAN ışığı yandı. Şunu takmak istiyorum hemen. Ve şunu takalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bakalım. Yani şimdi konuşacağım zaten. Evet, LAN ışığı yandı. Yani hem de siz de görmüş oldunuz arkadaşlar. Bir sıkıntı olduğu zaman, tabii LAN ışığının yanıp yanmadığını görmediniz ama bir sıkıntı olduğu zaman zaten montörü bağlamanız lazım. Ondan önce bütün Rider'daki kabloları çıkarttım ben. Yani anakarta giren Rider küçük parçasını çıkarttım. Az önce gördüğünüz gibi. Hatta attığım parçayı alayım. Şunların hepsini çıkarttım. Anakarta start verdim. Anakarta start verdim. Start verdikten sonra LAN ışığı yandı. Zaten anakartın direkt açıl açılmaz yanması gerekiyor. En azından benimkilerde öyle. Tek bunların hepsini söktüm. Tek tek taktığımda bu parçada sıra buna taktığımda anakartın üstündeki LAN ışığı yanmadı. Dedim ki inşallah bunda sorun vardır. Yani bunda sorun yoksa kabloyu değiştirecektim. Kabloda sorun yoksa riser'ı değiştirmem gerekecekti. Ama sorun bunda olduğunu düşünüyorum. Evet, değiştirdim. Ondan sonra LAN ışığını gördüm ben. Tabii bunu hemen çöpe atacağım. Şu an görüyorsunuz 1, 2, 3, 4 tane ekran kartını gördü. Sadece 4'ünü gördü. Şimdi zaten bakacağız hangisi çalışmıyor. Onu görüp ondan sonra ona müdahale edeceğim.
Bakalım. Gerçi bütün hepsi şu an çalışıyor gözüküyor. Ama birazdan ısınacaktır. Tabi hangisinin hangisinin Samsung RAM olduğunu bilmediğim için. Ama bir tanesi şu an çalışmıyor. Evet, hepsi kazıma başladı. Şimdi tek tek elimle kontrol edeceğim hangi kart ısınmadıysa. Çünkü bütün hepsinin fanları dönüyor şu anda. Hangi kartın hangi kart ısınmadıysa onu kontrol etmem lazım. Güç kablolarını kontrol edeceğim. Riser'ı kontrol edeceğim. Anakarta giren bir tarafta bir sıkıntı var mı diye. Hepsini kontrol etmem gerekiyor. Ve şu an görüyorsunuz 45 haşa çıktı. Ve bu overclock ayarlarını 47.5 almam gerekiyor benim. Bu ekran kartı ısınmış. Bu da sıcak. Bu çok sıcak değil. Sıcak. Evet, bu kart çalışmıyor. Buz gibi. Şu an bu dokunduğum kart buz gibi. Bu çalışmıyor. Buna ne yapacağım? Hemen Riser olsun. Riser'daki USB kablosu olsun ya da tekrar anakarta giren şu kablo olsun. Değiştirmek istiyorum. Hemen sistemi kapatalım. Şöyle de yapabilirim. Kabloların yerini değiştireceğim. Mesela şu ekran kartla şununkinin. Yani bu diğer slotta çalışıyorsa slotta bir sıkıntı vardır. Hiç uğraşmayalım en iyisi. Dediğim gibi yapalım. Önce güç kablosunu çıkartıyorum. Şuymuş. Şunu çıkartıyoruz. Eğer baştaki anakart o slotta, değiştirdiğim slotta çalışacaksa, tabii şuraya da kontrol ettim. Belki bu kontrol etmem de işe yarar. Çalışacaksa ya ısınacaksa slotta bir sıkıntı var ya da anakartın ayarlarında bir sıkıntı var. Eğer çalışmazsa Riser'da, Riser kablosunda, güç kablolarında herhangi bir şeyde sorun olabilir. Hemen bakmak istiyorum. Merak etmeyin, hızlı hızlı atlayacağım zaten. Çok felaket uzun oldu video. Ama siz bu kadar uzun izlemeyeceksiniz tabii ki. Evet, gene 4'te ekran kartı gördü. Evet, yerini değiştirdiğimde böyle bir hata verdi. Normalde az önce başlamıştı. Biliyorsunuz tabii NVMiner, çok fazla NVMiner kullanmadığım için bu kodun ne olduğunu ben bilmiyorum şu anda. Ama kartın yerini değiştirdiğimde sistem çalışmadı. Ve şu parçayı değiştirmek istiyorum. Evet, o parçayı değiştirdim. Bakalım ne olacak. Evet, 5 tane ekran kartını gördü. Şu parça da arızalıymış. Yani 2 tane şu anakartın PCI girişine takılan zımbırtı diyeyim kısacası. Parça da arızalı. Şu an 1, 2, 3, 4, 5 tane ekran kartını gördü. Evet, burada da gördü. Çok güzel. Evet, overclock ayarları zaten direktmen kendisi ayarlı olarak çıktı. Bakalım miner program başlayacak mı? Evet, kazıma başlarken ben tek tek anlatayım. Evet, önce anakartın linkini bırakamıyorum. Tabii Sörgüç Kaynağı'nın linkini bırakacağım. Berk abiden almıştım ben. Ona da teşekkür ediyorum. Sörgüç Kaynağı'nın linkini bırakacağım. Anakartın linkini bırakamıyorum. Çünkü eski bir anakart, ikinci el bir anakart. Böyle bir anakart pek bulunmuyor. Yani sahibinden, komundan falan bulabilirsiniz. Riser'lar versiyon 0.9S. İnternette ucuz buldunuz. Versiyon 0.9S ya da versiyon 10'u kullanabilirsiniz. Ekran kartları da tabii fiyatlar çok dalgalı. Şimdi LHR kartlar LHL kırıldığı için fiyatlar artmış olabilir. Onu da dediğim gibi online alışveriş sitelerinden bakabilirsiniz fiyatlarına. En son Galaxy markaları almıştım ben şunu. Ve sistemi tamamladım. 5'li ekran kartı. RIG'imi tamamladım. Zaten anakartın üstünde 5 tane çıkış var. Riser'lar da bu şekilde. Herhangi bir ATX güç kaynağıyla işinizi çözebilirsiniz. İsterseniz hard disk'e de kurabilirsiniz. İsterseniz flash'a da kurabilirsiniz. Nasıl kurulduğunu az önce anlattım size. Temiz bir RIG oldu. Ben çok memnun kaldım. Ve geri dönüşüm malzemesi olarak şuradaki aparatları size söylemiştim. Jalouzi'den çıkmıştı. Atmadım ben. İşime yarayacağımı biliyordum. İyi ki de atmamışım. Oraya parçaları kestim. Tutturdum. Mis gibi de oldu. Ve şu an sistemimiz 240 haş ulaştı. 50 haşa da çıkartabilirim normalde. Bu kartlar 50 haş alabiliyor ama ben çok fazla yormak istemiyorum. Evet. 48'e yakın. Evet, 48 veriyorlar. Evet, 48. 140 haş. 5 ekran kartı. 140 haş alıyoruz. LHR kartlar kırıldı. Siz de biliyorsunuz.
Dediğim gibi temiz bir kurulum oldu. Güzel bir kurulum oldu. Çok güzel çalışıyorlar. Bunu hemen balkona da alabilirim. Ya da burada köşede de durabilir. Herhangi bir ses yapmıyorlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ben tabii video çekerken biraz dur kalk dur kalk yaptım. Ondan biraz yorulmuş gibi hissediyorum. Normalde video çekmesem daha hızlı, daha pratik olurdu ama video kaydı aldığım için böyle oldu. Ama ben durumdan çok memnunum. Allah herkesin gönlüne göre versin. Tabii şu anda sistem toplamak, ekran kartı almak. Tabii ben başta söylemedim ama yatırım tavsiyesi vermiyorum. Siz gidin ekran kartı alın demiyorum. Çünkü ben bu saatten sonra artık beklemeye geçtim. Bir tane ekran kartı $1 bırakıyor. 3060 bir tane ekran kartı $1 bırakıyor. Yani amorti süresi ortalama benim aldığım son ekran kartları için söylüyorum. 18 ay falan gözüküyor. Çok çok uzun bir süre. Yani 10 ay 12 ay olması lazım. Ve Ethereum madeniyle bitecek gibi bir sıkıntı var biliyorsunuz. Ondan dolayı ben bu ekran kartlarını 10-15 gün önce almıştım. Son 2 ekran kartımı. Ama bu saatten sonra yakın bir tarihe kadar ekran kartı almayacağım. Artık beklemedeyim. Artık nasıl diyeyim? Yani hala kritik ekran kartlarının taksitlerini ödüyorum ben çünkü. Onlar falan bir bitsin. Biraz da birikim yapmak gerekiyor artık. Umarım piyasa düzelir. Piyasa çok kötü. Kötü olduğu için de gelirler fazlaca düştü. Dediğim gibi umarım piyasa düzelir. Ama güzel birik oldu. Harika çalışıyor sistem. Umarım dediğim gibi daha iyisi sizin de olur. Allah herkese gönlüne göre versin. İsteyenlere daha iyisi olsun diyorum. Ve açıklama kısmına linkleri ekleyeceğim. Raf olsun. Koçtaş'tan aldığım metal raf olsun ya da sövürmüş kaynağı olsun. Hepsini ekleyeceğim ben size. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı videonun altına yazabilirsiniz. Elimden geldiği dönüş yapmaya çalışıyorum. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.